Sevgili izleyenler Fanatik Gazetesi YouTube kanalında yepyeni bir içerikle karşınızdayız. Bu haftadan itibaren her hafta spor dünyasında öne çıkan gelişmeleri sizlerle birlikte paylaşıyor olacağız. Ve karşınızda bu hafta öne çıkan gelişmeler. Tabii ki de haftanın ilk önemli gelişmesi kıtalar arası derbiyle alakalı. Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşandı ve Galatasaray Fenerbahçe'yi evinde konuk etti. Fenerbahçe'nin bu sene ilk kez sistem değiştirerek üçlü savunmadan vazgeçtiği karşılaşmada 4-3-3 formasyonu meyvesini verdi ve Fenerbahçe olaylı derbi 10 kişi kalmasına rağmen 2-1 kazanmayı başardı. Maç sonunda hakem hatalarından veryansı neden Galatasaray Başkanı Burak Elmas hakem yönetiminden ötürü Türkiye Futbol Federasyonu'na gideceklerini açıkladı. Galatasaray Nef Stadyumunda çok 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 kötü ve at niyetli bir hakem yönetimi vardı. Son derece at niyetli, takımımızı yavaşlatmaya çalışan, teknik direktörümüze ve oyuncularımıza kat ve katlar vermek üzerine yoğun bir çaba sarf eden bir sağ yönetim vardı. Türkiye Futbol Federasyonu'na gideceğim. Ayrıca bu toplantıda MHK başkanının da olmasını isteyeceğim ve ayrıca Halil Umut Meler'in maç raporunda kendilerinin açıklamasını isteyeceğim. Beşiktaşlıları yakından ilgilendiren bir transfer gelişmesiyle bültenimize devam edelim. Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a transferi olan Talişka takım içinde yaşanan yerli ve yabancı futbolcular arasındaki tartışmadan dolayı mutsuz. Brezilyalı yıldızın bu gelişmeler üzerine Arap Yarımadası'ndan ayrılabileceği iddia edildi. Talişka ile Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de yakından ilgisi bulunduğu iddia ediliyor. Aylardır hakkında yeni iddialar ortaya atılan teknik direktör Okan Buruk'la ilgili yeni bir iddia daha gündeme geldi. Sport Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile 6. takım olarak şampiyonluk yaşayarak tarihi bir başarıyı imza atan Okan Buruk için son dakika gelişmesi yaşandı. 48 yaşındaki Okan Buruk için son dönemde birçok transfer iddiası ortaya atılsa da 48 yaşındaki çalıştırıcı şu an için takım çalıştırmıyor ve yeni adresi merakla bekleniyor. Azeri basınında yer alan haberlere göre Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun deneyimli teknik adamı ülkenin milli takımının başına geçirmeye çalışıyor. Azeri yetkililerin Okan Buruk için temas kurdukları ve mukavele şartlarını görüştükleri iddia edilirken Buruk'la 2 artı 2 yıllık bir sözleşmenin müzakere edildiği de öne sürüldü. İtalya'ya gidelim ve Yudinese'de forma giyen Tolga Yarslan'ın pişmanlığını dinleyelim. İtalya Serie A'da forması giyen Tolga Yarslan, Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tolgay o dönemde yaptığım açıklamalara dönüp baktığımda keşke yapmasaydım diyorum. Hatalı olduğumu söyleyebilirim ifadelerini kullandı. Galatasaraylıları yakından ilgilendiren bir haberle bültenimize devam edelim. Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Benfica'nın 22 yaşındaki yıldızı Getson Fernandes aracıyla zincirleme bir trafik kazasına karıştı. Portekizli oyuncu kazayı yara almadan atlatırken olay yerine gelen Benfica'lı yetkililer Getson'a evine kadar eşlik etti. Benfica'nın 2023'de bitecek sözleşmesini uzatmak istediği Getson bu teklife olumsuz yanıt verince kadro dışı bırakılmıştı. Sosyal medyadan Galatasaray kulübünün ve futbolcularının yaptığı paylaşımları beğeni yazarıp yorumlar yapan Portekizli futbolcunun Ocak ayında transferinin sonuçlanmasını istediği gelen haberler arasında. Galatasaray demişken Kaptan Arda Turan ile ilgili bir başka gelişmeye bakalım. Yaşadığı arsa sebebiyle futbolu bırakıp teknik heyette göreve başlayacağı yönünde iddialar ortaya atılan Galatasaray Kaptanı Arda Turan'ın yol haritasının belli olduğu iddia edildi. Futbolu bırakacağı yönünde iddialar ortaya atılan Arda Turan'ın aklında böyle bir düşünce ya da planın olmadığı belirtildi. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Atilla Zalai ile ilgili de sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Fenerbahçe'nin Macar yıldızı için ortaya atılan transfer iddiaları bitmek bilmiyor. Son olarak İspanyol As gazetesi Chelsea'nin Real Madrid ile el sıkışan Rüdiger'in yerini Zalai ile doldurmak için anlaşmayı tamamladığını öne sürdü. Yaz transfer döneminde adı Atletico Madrid ve Aston Villa ile anılan 23 yaşındaki savunmacı için son haftalarda Chelsea'de devreye girmişti. İngiliz basını Maviler'in Zalai'yi yakından takip ettiğini ve kısa sürede teklif yapabileceğini yazdı. Son şampiyon Beşiktaş'ta kadro istikrarında sorun yaşanıyor. Beşiktaş'ta teknik etli sorun yaşayan Fabrice Sakala idmanı çıkmadı ve yönetim duruma müdahale edip futbolcuyu kadro dışı bırakma kararı aldı. En Sakala Rıdvan ve Umut'la girdiği forma rekabetinde kendisine haksızlık yapıldığını ileri sürüyordu. Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fabrice Ensakala ile devre arasında yolların ayrılması planlanıyor. Milli takım ve Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bomba bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. Sarı Kırmızılılarda Lyon ve Wolfsburg'un transfer etmek istediği Kerem Aktürkoğlu konusunda flash bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılı yönetim bu sezon gösterdiği performansı alkış toplayan Kerem Aktürkoğlu ile yeni kontrat konusunda anlaşma sağladı. Lyon ve Wolfsburg kulüplerinin de istediği 23 yaşındaki kanat oyuncusu Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini kabul etti. Başarılı oyuncu milli takım dönüşünde Galatasaray ile 2026 yılına kadar olan sözleşme imza atacak ve 900 bin TL olan maaşına ciddi oranda zam yapılacak. Son olarak yurt dışında forma giyen milli futbolcularımızın performansını hızlıca göz atalım. Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika sahada kaldığı mücadeleli Leicester Chelsea 3-0 mağlup oldu. Kaan Ayhan'ın 90 dakika oynadığı Sassuolo Cagliari karşılaşması 2-2 beraberlikle sona erdi. La Liga'da oynanan Getafe Cadiz karşılaşması Getafe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Enes Ünal bir gol atarak 82 dakika sahada kaldı. Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter evinde Napoli'yi 3-2 mağlup etti. Hakan 62 dakika sahada kalırken 25. dakikada penaltıdan gol attı. Lil takımının üçlü millisi Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik bu haftada galibiyet elde edemedi. Zeki'nin 90 dakika oyunda kaldığı karşılaşmada Burak Yılmaz son dakika oyunda dahil olurken Yusuf Yazıcı ise 70 dakika sahada kaldı ve etkisiz görüntüsüyle eleştiri oklarının hedefindeki isim oldu. Karadağ maçında hayat öpücüğü veren golü atan Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Feyenoord evinde Zvodle takımını 4-0 mağlup etti. Orkun Kökçü 90 dakika sahada kalırken bir asist kaydetti. Ozan Kabak, Cengiz Ünder, Melih Demiral, Mert Müldür ve Ozan Tufansa takımlarında şans bulamadılar. Evet sevgili izleyenler haftalık spor bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki hafta tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.